örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Ilmeklerimi arka yüzden bir sırada ters ördüm. Ön yüzden modelimi kuracağım. Bu işlemi de anlatım esnasında lastik örmediğim için yaptım. Ön yüzden modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle ipim tiftiklenmiş ilmeğimizi düzeltelim. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi bakın şöyle önce ikinciyi örüyorum. İkincinin içinden şöyle geçiyorum. Önce ikinciyi örüyorum. Daha sonra birinciyi örüyorum ve çıkarıyorum ilmeklerimi. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Yine iki düz ilmeğimin önce ikinciyi örüyorum şu şekilde içinden geçiyoruz daha sonra birinci ilmeğimi örüyorum ve çıkarıyorum ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm İpimi arkaya aldım tekrar önce ikinci ilmeğimi örüyorum daha sonra birinci ilmeğimi örüyorum ve çıkarıyorum ipi benden yana aldım bir ilmek ters İpimi markaya aldım. Tekrar önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra birinci ilmeğimi örüyorum ve ilmeklerimi çıkarıyorum. Bir ilmek ters. Tekrar önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra birinciyi örüp çıkarıyorum. Bir ilmek ters örüp kenar ilmeğimi düz örüyorum başladığımız gibi bitirdik. Ön yüzde modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Burada ipi markaya aldım. Bir ilmek düz görünüyor, düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Yani ilmeklerimi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz 2 ilmeğim ters bir düz şeklinde devam ediyoruz bir ilmek düz kenar ilmeğini ters örüyorum modeli bir kez kurduk. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Modeli bir kez daha kuralım birlikte ki anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi yine burada ters örüyorum. İpi markaya aldım. Yine bakın iki düz ilmeğim. Önce ikinciyi örüyorum. Şöyle. Daha sonra birinciyi örüyorum. Çıkarıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. İki ilmeğimin önce ikincisini örüyorum. Daha sonra birinciyi örüp çıkarıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Önce ikinci ilmeğimi şöyle örüyorum. İpim tiftiklendi. Tekrar yapalım. Daha sonra birinciyi örüp çıkarıyorum. Bir ters. Önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra birinciyi örüp çıkarıyorum. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Tekrar önce ikinciyi ördüm. Daha sonra birinciyi örüp çıkardım. Bir ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada yine ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz. iki ilmek ters. Bir ilmek düz. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. Modelimiz bu iki sıradan oluşuyor. Yapımı oldukça kolay ve de çok şık bir model. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Bunu göstereceğim size. Daha iyi anlayacaksanız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet şöyle göstereyim size. Bakın model ortaya çıktı zaten. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada modeli lastik üzerine denedim. Bir düz, bir ters, e, tekstil tipi lastik üzerine denedim modeli. Şöyle beyaz renge de bence çok yakıştı. Çok şık durdu beyaz da bu model modelimin arka yüzü de bu şekilde hem yapımı çok kolay hem çok hızlı ilerliyor Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği örebilirsiniz çocuk yeleklerinde süveterlerinde hırka yapımında kullanabilirsiniz Dilerseniz daha kalın iplerle kalın şişlerle bebek battaniyesi yapabilirsiniz etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda hızlı da ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.